Açık ders malzemeleri 6046 J. Başlıyoruz. Ders notlarını hala almadıysanız kapının önünde duruyor. Benim adım Charles Laserson. Ben bu yarı yıl algoritmalara giriş dersini Erik Domain ile birlikte vereceğim. Ayrıca bu bir SMA kursu yani Singapur MIT Birliği kursu ve Singapur'da da David şu tarafından verilecek. Bu nedenle bütün dersler video TB çekilecek ve web üzerinden Singapur'lu öğrencilere ve MIT öğrencilerine aynı zamanda iletilecek. Biraz da içerik konuşalım. Algoritmaların çözümlemesi. Dersin ilk yarısı analiz yani çözüleme üzerine odaklanıyor. İkinci yarısında da design yani tasarım konusuna odaklanacağız. Tasarım yapmadan önce algoritma çözmesindeki bazı tekniklerle uzmanlaşmanız gerekiyor. Ancak bu düzeyden sonra verimliliğini irdeleyebileceğiniz algoritma tasarımları yapabilirsiniz. Algoritma çözümlemesi, bilgisayar program performansı, yani başarımı ve kaynak kullanımı üzerine teorik bir e, çalışmadır. Özellikle başarım konusuna odaklanılır. biz işleri nasıl daha hızlı yapabileceğimizi öğreneceğiz. Özellikle de bilgisayar programlarında. Bunu yaparken iletişim, ana bellek, disk belleği gibi başka kaynaklarla da ilgili konuşacağız. Bunların dışında başka kaynaklar da olacak ama bu derste ana odamız başarım olacak. Çünkü bu ders başarım ile ilgili bir ders. Perspektifinizi biraz geliştirmek için size bir soru sormak istiyorum. Programcılıkta başarımdan daha önemli neler vardır? Eğer bir mühendislik uygulamasına kod yazıyorsanız, bir yazılım üretiyorsanız, başarımdan daha önemli nedir acaba? Doğruluk, doğruluk güzel, başka. Basitlik olabilir. Çok güzel. Bakın kolaylığı. Bakım kolaylığı başarından birçok konuda daha önemlidir. Fiyat. Hangi tip fiyattan bahsediyoruz? Yani neyin fiyatı? Unutmayın burada yazılımdan bahsediyoruz. Hangi konuda fiyat demek istediniz? Programlama yaparken programcı zamanı diye bir gider vardır. Doğru. Sağlamlık. Doğru. Yazılımın sağlamlığı sürekli bozuluyor mu? Başka? Haydi bakalım sınıftaki mühendisler söyleyin. Daha bir sürü şey var. Özelliklerden ne haber? Özellikler önemli olabilir. Rakiplerinizden daha fazla özelliği olan bir yazım yapmak önemli olabilir. İşlevsellik. Modüllere bölünebilme özelliği. Yani işlevselliği artırmak için programın küçük bölümünde bir kod değişikliği yaptığınız zaman bütün programı değiştirmek zorunda olmamak. Bir tane daha var ki özellikle 90'lı yıllarda bilgisayar alanında çok büyük bir kavramdı en büyük kavram. Evet, güvenlik doğru. Ben bunu listeme eklememiştim. Güvenlik mükemmel. Ama bu daha çok 2000'li yılların sorunları arasında sayılabilir. Ve başarımdan çok daha önemli bir kavram. Ölçeklenebilirlik. Önemlidir ama ölçeklenebilirlik bir bakıma başarımla ilgili zaten. Ama doğru. Listeyi yazalım. Ölçeklenebilir güzel. Ama hatırlayın bakalım hangi devrim Macintosh kullanıcılarını Windows kullanıcılarının önüne geçirmişti. Kullanıcı kolaylığı, kullanıcı dostluğu. Evet bu kavram 90'lı yıllarda hemen hemen sıfırdan başlayıp büyüyerek bugünkü hale geldi ki bugün bilgisayar alanında yazılımın kullanıcı dostu olması en önemli faktörlerden biri. Yani bütün bu faktörler başarımdan daha önemli. Bu ders başarım üzerine diyoruz. Siz de şunu sorabilirsiniz. Başarımdan daha önemli, bu kadar çok şey varken biz neden algoritmaları ve başarımı ele alıyoruz ve öğreniyoruz? Hemen hemen bütün kullanıcılar başarımdan çok yukarıda sayılan konulara önem veriyorlar. Gidin isterseniz herhangi birisine sorun. Başarım mı ister yoksa kullanıcı dostluğu mu ister? Kullanıcı dostu bir arayüz her zaman başarımdan daha önemli olmuştur. O zaman biz bununla niye orada uğraşıyoruz? Bazen başarım kullanıcı dostluğuyla kesinlikle çok yakından alakalıdır. Burada oturup programın çalışmasının uzun süre beklemenin sevimli bir tarafı yok herhalde. O halde bu iyi bir neden olabilir. Başka düşünebileceğiniz neler var? Bazen zaman sınırlamaları o kadar kısıtlıdır ki iyi bir başarım yoksa o program hiç çalıştırılamaz. Doğru söylüyorsunuz ama problem kullanıcı dostluğunu ölçemememizde. Ama ne demek istediğinizi anladım. Arkadaşınız Kullanıcı dostluğu konusunda başarımda olduğu gibi üstel yani eksponansiyel gelişmeler olmadığını söylemek istiyor. Aslında üstel gelişmeleri başarımda da pek yakalayamıyoruz, değil mi? Bazen yakalıyoruz, o zaman iyi oluyor. Bana başarımın önemli olduğunu düşüren bazı sebepler var. Mesela başarım bir işin yapılabilir olmasıyla yapılamaz olması arasındaki çizgiyi tanımlıyor ve ölçüyor. Bunlarla ilgili örnekleri duymuşsunuzdur. Bazen zaman kısıtlamaları olduğunda eğer program yeterlice hızlı değilse işlevsel de değildir. Ya da gereğinden fazla bellek yiyorsa program size uygun olmayabilir. Sonuçta bütün bunları değerlendirdiğinizde algoritmaların girişimciliğin sınırında yer aldığını görürsünüz. Eğer amacınız bundan 10 yıl önce başkalarının uyguladığı şeyleri tekrar yapmaksa başarım o zaman çok önemli olmayabilir. Ama eğer siz geçmişte çok zaman gerektirdiği ya da günün ölçütlerine uymadığı için kimsenin yapamadığı şeyleri bugün yapmayı amaçlıyorsanız o zaman başarımın önemi ortaya çıkar. Bu nedenle yapılabilir olmakla yapılamaz olmak arasındaki farkı açıklamada başarım iyi bir ölçüdür. Bu da başarımın önemini gösteren nedenlerden biridir. Diğer bir neden, algoritmaların, programların davranışları konusunda ortak bir lisan oluşturmasıdır. Ve bu lisan bilgisayar birimi kapsamında giderek yaygınlaşmış olan ve uygulayıcılar tarafından bazı şeyleri açıkça açık anlamak için kullanılan bir lisan olarak kullanılmaktadır. Kavramlar arasında anlaşılabilir köprüler kurulabilir. Bu nedenle ben başarımı listenin en alt sıralarında olmasına bakarak paraya yani bir değişim aracına benzetirim. Yani 100 dolarlık bir destenin size yararı nedir? Bunun yerine yiyecek, su veya barınak gibi şeylerin olması daha önemli değil mi? Bunlar için siz o 100 dolarları ödersiniz. Eğer 100 dolarınız varsa tabii ki. Su gibi yaşam için çok daha önemli olan şeyleri bu paralar için harcarsınız. Benzer biçimde başarım da örneğin kullanıcı dostu için ödediğiniz bir bedeldir. Aynı şeyi güvenlik için de ödersiniz işlevselliğe gelince mesela insanlar Java ile program yazarlar. Ve bu C programcılığından çok daha yavaştır. Çünkü Java'da programlama yapmak diğerlerinden 3 kat daha pahalı olabilir. Ama öte yandan Java buna değer çünkü mesleğe yönelik çözümleme olanakları ile bazı farklılık mekanizmaları vardır. Yani sonuç olarak insanlar 3 kat daha fazla performans harcayarak bu dilde programlama yaparlar. İşte başarıma burada ihtiyaç var. Yani istediğiniz diğer şeyler için bir bedel ödüyorsunuz ve bunu da başarımla ödüyorsunuz. Bir bakıma da bu nedenle başarım listenin altında. Çünkü diğer olanakları düzenlemek ve ölçeklemek için evrensel bir şey. Örneğin bir özellik için iki faktör harcamak veya güvenlik için üç faktör harcamak gibi düşünebilirsiniz. Bu yaklaşımı derslerde iletişim gibi, bellek gibi diğer konulara da yaygınlaştıracağız. Algoritma başarımını konu olarak almamızın son sebebi de çok eğlenceli bir konu olmasıdır. Hız her zaman eğlencelidir, öyle değil mi? İnsanlar niye hızlı araba kullanırlar? Yarış atlarına merak salarlar. Roketleri ne yaparız? Çünkü hız eğlencelidir. Kaymak. Kaymayı seven var mı? Ben çok severim. O kayakların üzerinde hızlı gitmeyi çok severim. Çünkü eğlencelidir. Hokey, hızlı sporlar öyle değil mi? Hepimiz hızlı sporları severiz. Belki hepimiz sevmeyebiliriz. Bazılarınız benim dilimde konuşmuyor diyebilir. Her neyse devam edelim. Sonuç olarak bizim algoritma ile ilgilenmemizin temelinde, başka kullandığımız özelliklerin temellerinde miktarlaştırabileceğimiz bir konu olması yatıyor. Böylece biz bilgi işlem yoluyla kendimize nasıl para kazandırırız onu anlamaya başlarız. Çok basit bir problemle başlayalım. Bu en eski problemlerden biridir. Algoritma kavramında incelenen bu problemin adı sorting yani sıralamadır. Bu konuyu aslında birkaç ders boyunca inceleyeceğiz. Çünkü sıralama için birçok farklı algoritma teknikleri var. Sıralama problemi şöyle ortaya konabilir. bir dizilimimiz yani sequence'ımız var. A1, A2, nokta 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 AN değerlerinin girdi olarak verildiği en sayıdan oluşan bir dizi. Ve çıktı da bu rakamların permütasyonlarından yani devşirimlerinden sıralı olan birisi. Permütasyon rakamların sıralamasının değiştirilmesidir. Bu yeniden düzenlemede rakamların hepsi birer kez görünür. Ve öyle ki ben dolar işaretini öyle ki anlamında kullanırım. A1 küçük eşit A2 küçük eşit A3 nokta 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 küçük eşit a Yani bunlar bir düzenle hep artarlar. Herhangi bir grup sayı seçin ve bunları sıraya koyun. Burada şimdi size bunu yapacak bir algoritmayı anlatacağım. Bu algoritmanın adı insertion sort yani araya yerleştirme sıralaması. Şimdi biz bu algoritmayı sözde kodlama diliyle yani pseudocode denen bir kodla yazacağız. Bu bir tür programlama dili ama içinde İngilizce de var. Yani anlaşılırlığı kolaylaştıran kısa bir format. Bu kodla A diziliminin birden N'e kadar olan değerlerini sıralayacağız. Şu şekilde bir kodu var. Bu kodun adı sözde kodlama ve siz eğer sözde kodlamayı bilmiyorsanız ya da anlamıyorsanız notasyonlarla ya da simgelemlerle ilgili soru sormanız gerekir. Derslerde ilerledikçe bu işe alışacaksınız. Sözde kodun özelliklerinden biri de burada indentation yani içerleklik kullanılmasıdır. Birçok dilde de bu kullanılır. Başlangıç ve sonu sınırlayan köşeli parantezler veya özel işaretler vardır. Mesela Java'da ve C'de olduğu gibi. Biz sadece içeriklik kullanacağız. Sözde kod yaklaşımının temelindeki amaç algoritmaları mümkün olduğu kadar kısa hale getirmek ve bu sırada bağımsız adımların anlaşılır hale kalmasını sağlamaktır. Pratikte içerikli bilgilerin iç içe yerleştirmesine kullanan diller var. Aslında bu çok iyi bir fikir değil. Çünkü bu tip işaretler bir sayfadan diğerine geçirdiği zaman anlamlarını yitiriyorlar. Ama açıkça parantezler veya ayraçlarla neyin ne olduğunu anlatmak çok daha kolay. Onun için program yazılımında ya da kod yazılımında bunun neden kötü olduğunu yazılım mühendisliğinde anlayabilirsiniz. Fakat şu anda bizim için yararlı zira işleri kısaltıyor ve yazacak şeyleri en aza indiriyor. Bunun adı daha önce belirtildiği gibi araya yerleştirme sıralaması. Bunun birazcık ne işe yaradığına bakalım. Elimizde bir A dizilimi yani ereği var. Ve bizim tanımladığımız herhangi bir noktanın dış döngüsünde J'yi 2 olduğu noktadan neye kadar? İç döngüsünde de i'nin değerini J 1'den başlayıp 0'a kadar götürüyoruz. Temelde algoritmanın herhangi bir noktasında genelde A diziliminin jinci elemanına bakıyoruz. Yani A'nın jinci elemanı. Temelde yaptığımız şey buradan bir değer seçmek ve buna anahtar demek. Burada anlaşılması gereken önemli konu ve bununla ilgili problem çözme saatinde de konuşacağız. Bu döngünün her işlevinde bir değişmez yani invariant olduğudur. Ve bu değişmez dizilimin bu bölgesinde sıralanmış halidir. Hedef bu döngünün işlemleri içindeki her adımda sıralanmış olana bir eleman daha eklemektir. Bunu yapmanın yolu da anahtarı yerinden çıkarmak ve değişmezin içinde yerini bulana kadar onu kaydırmaktır ve bu yerini bulduğu zaman bu anahtarı oraya yerleştiririz. Bu nedenle bunun adı araya yerleştirme sıralamasıdır. Yaptığımız şey elemanları sağa doğru hareket ettirmek ve anahtar yerini bulduğunda onu yerine kopyalamaktır. Böylece A dizilimi içerisinde değerler birden J'ye kadar sıralanmış hale gelirse biz artık J artı birinci elemanla uğraşabiliriz. Bununla ilgili bir örnek verelim. Şunu hayal edin. 8, 2, 4, 9, 3, 6 sayılarını sıralayacağız. Biz c 2'den başlıyoruz. Ve diyoruz ki bunun yeri burası olmalıdır. Şimdi elimizde 2, 8, 4, 9, 3, 6 sıralaması var. Ondan sonra 4'e bakıyoruz. Ve diyoruz ki 4'ün gitmesi gereken yer burası. E şimdi elimizde 2, 4, 8, 9, 3, 6 var. İkinci tekrardan sonra yani dış döngünün ikinci tekrarından sonra. Sonra 9'a bakıyoruz ve hemen 9'un burada olması gerektiğine karar veriyoruz. Yani bu adımda fazla bir iş yok. Bu tekrardan sonra elimizde olan sonuç bu şekilde. Sonra 3'e bakıyoruz ve 3'ün de buraya girmesi gerektiğine karar veriyoruz. 2 3 4 8 9 6 ve son olarak da 6'ya bakıyoruz. O da buraya giriyor. 2 3 4 6 8 ve 9 ve bu noktada işimiz bitmiş oluyor. Liste sıralanmıştır. Sorusu olan var mı? Evet dizilim birden başlıyor. A'nın birden n'e kadar olan kısmı. Tamam mı? Bu yaptığımız işe araya yerleştirme sıralaması algoritması diyoruz. Ve bu algoritma bizim ilk çözümleyeceğimiz algoritma. Bunu yapmak için de matematik geçmişimizden bazı araçlara ihtiyacımız olacak. Öncelikle koşma süresi yani running time konusunu ele alalım. Bu algoritmanın koşma süresi birçok faktöre bağlı. Bunlardan birisi girdinin kendisi. Örneğin eğer girdi zaten sıralanmışsa araya yerleştirme sıralamasını yapacağı iş çok azdır. Çünkü her seferinde anahtar elemanı olduğu yerde kalacaktır. Elemanların yerlerini değiştirmesi gerekmeyecektir. Çünkü elemanlar zaten yerlerindedir. Öyleyse araya yerleştirme sıralamasının en çok zorlandığı durum nedir? Eğer ele alınan dizilim tersten sıralanmışsa bu algoritma çok iş yapmak zorundadır. Çünkü dış döngüdeki her elemanın yerini her adımda ayrı ayrı değiştirecektir. Ayrıca sürenin bağlı olduğu şeylerden biri de girdinin boyutudur. Bu örnekte biz 6 elemanla çalıştık. Eğer 6 eleman yerine 6 çarpı 10 üzeri 9. kuvveti olan bir sayıyı da eleman alsaydık, tabii ki çok daha uzun sürecekti. Daha fazla elemanı sıralamaya kalkarsak doğal olarak bu çok daha fazla zaman alacak. Bu sorunu analiz etmenin yolu ise, Girdi boyutu ile parametreler oluşturmak. Sıralama algoritmasının davranışını anlamak için zamanı boyutun bir fonksiyon olarak tanımlayacağız. Koşma süresi ile ilgili son söylemek istediğim şey çoğunlukla bu konuda bazı üst sınırların belirlenmesine ihtiyaç duyulduğudur. İstediğimiz şey, gereken zamanın belli bir miktarın ötesinde olmamasıdır. Bunun nedeni de böyle bir sınırlamanın kullanıcıya bir garanti sağlamasıdır. Örnek olarak, burada bir program var ve bu en fazla 3 saniye içinde işlemini tamamlayacak dersen, o zaman size gerçek anlamda kullanacağınız bir güvence veririm. Öte yandan ben size bu program en az 3 saniye çalışacak dersem programın bitiş süresinin 3 senemi olacağını bilemezsiniz. Ve kullanıcı olarak programınızın verimliliği konusunda herhangi bir fikriniz olmaz. Bu nedenle genelde biz üst sınırlarla ilgileniriz. Çünkü bu kullanıcıya bir garanti verir. İnsanların kullandığı birkaç analiz biçimi var. Bizim üzerinde duracağımız olanı en kötü durum analizi. Bu bizim genellikle yaptığımız şeydir. N boyutundaki herhangi bir girdiği için maksimum koşma süresini tn olarak tanımlarız. Bu fonksiyon boyutu n olan bir girdinin bize zaman olarak maksimum maliyetini tanımlar. Böylece girdilerin bazen iyi, bazen de kötü yapılanmış olduğu düşünülürse, en kötü duruma bakıyoruz ki garantili olsun. Yani program sadece bazı durumlarda değil her durumda çalışsın. Yani işin maksimum boyutuna bakıyoruz. Dikkat edin maksimum tanımlaması olmasaydı tn bir ilişki olurdu bir fonksiyon olmazdı. Çünkü en boyutlu girdideki zaman hangi en boyutlu girdi sorusunu akla getirirdi. Bu durumda bir sürü farklı zamanlar ortaya çıkardı. Ama bunu bir maksimum verdiğimiz zaman o zaman bu ilişki bir fonksiyona dönüşüyor. Çünkü sadece bir tek maksimum olabilir. Bazen ortalamalarla da ilgileniyoruz. Bunu da yapacağız. Bu durumda TN en boyutundaki tüm girdiler için beklenen zaman olarak tanımlanacak. Beklenen zaman. Şimdi beklenen zamandan bahsederken başta ne söylemem lazım? Yani beklenen zaman ne anlama geliyor? Pardon, lütfen elinizi kaldırın beklenen girdiler. Ne demek beklenen girdi? Biraz daha matematik dilinde konuşalım. Beklenen zamanla matematik dilinde ne demek istiyorum? Her bir girdinin gerektirdiği zamanı alıp onların ortalamasını almak. Öyle mi? Bizim beklenen zamandan kastettiğimiz bu. Güzel. Ama tam değil. Söylediğiniz şey tamamıyla doğru ama hala yetersiz. Evet. Bu her girdinin gerektiği süre çarpı o girdinin olasılığı. Yani bu bir türlü ağırlıklı ortalama. Tamamen doğru. Peki ben her girdinin olasılığının ne olduğunu nasıl bilirim? Yani belli bir girdinin o durumdaki olasılığını nasıl bilebilirim? Belirli bir durumda. Tabii ki bilemem. O halde bir varsayım yapmam lazım. Bu varsayıma ne denir? Nasıl bir varsayım benim amacıma hizmet edebilir? Bir varsayıma ihtiyacım var. bu girdilerin istatistiksel dağılımı üzerine. Aksi takdirde beklenen zamanı herhangi bir anlam olmaz. Çünkü birçok şeyin olasılığını bilmiyoruz. Olasılıklar hesabına girmek için bazı varsayımlar yapmamız lazım. Ve bu varsayımları da çok açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. En çok kullanılan varsayımlardan biri bütün girdilerin eşit oranda olasılığının olduğunu kabul etmektir. Buna biz tek biçimli dağılım deriz. En boyutundaki her girdinin olasılığı aynıdır gibi bir şey. Ama varsayım yapmanın başka yolları da vardır ve hepsi de doğru olmayabilir. Gördüğünüz gibi işler giderek karmaşık hale geliyor. Eğer bir probability yani olasılık dersi aldıysanız şanslısınız. Bu durumda bu tip olasılık hesaplarını size anlatmada ve beklentilerimizi karşılamakta çok büyük sorunlar olmaz. Eğer bir olasılık dersi almadıysanız belki şu anda bu dersin ön koşulu olan olasılık dersini almayı düşünmelisiniz. Son bahsedeceğim konu en iyi durum analizidir. Ve bu tamamıyla yanıltıcı bir yaklaşımdır. Yanıltan bir yaklaşım. İyi değildir. Neden en iyi durum analizi bir kandırmacadır? Çünkü en iyi durum genelde gerçekleşmez. Aslında ilginç olan şu ki sıralama problemlerinde en fazla karşımıza gelen sorunlar zaten sıralanmış olan verilerin analizidir ya da neredeyse tamamen sıralanmışa yakın. Örneğin en çok sıralanan şeylerden biri bankaların kullandığı çek numaralarıdır. Ama zaten onlarda yazış tarihi itibariyle bir sıralanma yapılmıştır. Yani zaten kısmen sıralanmış olan şeyler bir daha sıralanır. Yani iyi. Üst sınır, alt sınır meselesi. Bir garanti vermek istiyorsanız bu neden bir garanti değildir? Evet, buradaki görüşünüz fena değil ama detayda konuşmamız lazım. Örneğin ben nasıl aldatmacı yapabilirim? Evet, evet aldatabilirsiniz kandırabilirsiniz. Herhangi bir yavaş algoritmayı alabilirsiniz ve belirli girdilerle deneyebilirsiniz. Ve o girdilerle çalıştırdıktan sonra evet benim cevabım bu dersiniz. Ve bu bir en iyi durum analizidir. Ama çoğunlukla olan şeylerle ilgili bir şey söylemiş olmazsınız. Yani siz yavaş bir algoritma kullanarak belli girdilerle hızlı çalışan bir sonuç alabilirsiniz. Bu genelde fazla bir işinize yaramayacağı için biz bir konuyu biraz gündem dışı tutmayı tercih ediyoruz. Bakalım araya yerleştirme sıralamasının en kötü zamanı nedir? Burada bazı komik şeylerle karşılaşılabilir. Birincisi bu. Programı çalıştıracağınız bilgisayara bağlıdır. Kimin bilgisayarı? Bir süper bilgisayar mı? Yoksa bir kol saati mi? Çünkü bunların değişik hesaplayabilme yetenekleri var. Biz algoritmaları karşılaştırırken göreceli hız kavramı çerçevesinde karşılaştırırız. Yani iki algoritmayı aynı makinede çalıştırmak gibi. Diyebilirsiniz ki bunun çok önemi yok. Hangi makinede çalıştıkları önemli değil. Çünkü ben onların göreceli hızına bakıyorum. Ama bazı durumlarda mutlak hız da önemlidir. Bir algoritma hangi makinede çalışsa çalışsın acaba diğerlerinden üstün müdür? Burada işler giderek karışır. Çünkü bir yazılımın çalışmasına algoritmanın en kötü zaman açısından baktığımızda donanım nasıl hesaba katılmayabilir? Çünkü yazılımı daha hızlı bir makineye çalıştırırsam algoritma mutlaka daha hızlı çalışacaktır. İşte bu nokta algoritmalarda bir büyük fikrin doğduğu noktadır. Bu nedenle algoritmalar Google, Akamey ve Amazon gibi firmaların sıklıkla kullandıkları çok büyük bir alan olmuşlardır. Bilgi işlem tarihi boyunca algoritmik çözlemenin çok büyük bir başarı erişmesinin sebebi çok karmaşık ve karışık gibi görünen durumların algoritmalar vasıtasıyla matematik kullanılarak çözülebilir olmasıdır. Ve bu büyük fikrin adı asimptotik analiz yani asimptotik çözümlemedir. Asimptotik çözümlemenin ana fikri makineye bağlı sabiteleri görmezlikten gelmektir. Yani gerçek koşma süresi yerine koşma süresinin büyümesine yani en sonsuza giderken TN'e bakılır. Yani gerçek koşma süresine bakmıyoruz. Bunun büyümesine bakıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünelim. Bu çok büyük bir fikir ama çok zor bir fikir değil. Aksi takdirde ilk derste bunu açıklayamazdım. Ama çok büyük bir fikir. Bu fikrin anlamları konusunda birkaç ders ayıracağız. Ama yarı yıl boyunca da aslında bu sistemi kullanacağız. Ve siz eğer ileride mühendislik alanında uzmanlaşmayı seçerseniz bu işlemi her zaman uygulayacaksınız. Bu işe yapabilmek için bize yardımcı olan bazı simgelemleri seçmemiz gerekiyor. Özellikle de asemptotik simgeleme seçeceğiz. Asimptotik simgelemi birçoğunuzun görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Belki bazılarınız görmemiştir ama birçoğunuz bunu mutlaka kısmen de olsa görmüştür. Bu sınıfta bizim kullanacağımız simgelemin adı teta simgelemidir. Teta simgelemi uzmanlaşılması kolay bir simgelem. Çünkü bütün yapmanız gereken bir formülün içindeki düşük düzeyli terimleri ihmal etmek ve ön sabiteleri göremezlikten gelmek. Örneğin 3 n küp artı 90 n kare eksi 5n artı 6046 gibi bir formülümüz olduğunu düşünelim. Bu formülde hangi düşük düzeydeki terimleri ihmal edebiliriz? Aslında n küp n kareden daha büyük bir terimdir. Ben bütün buradaki terimleri ve elemanlarını görmezlikten geleceğim. Sabiteyi de ihmal edeceğim. Ve buna teta n küp diyeceğim. Kolay değil mi? İşte teta simgelemi bu. Ama bu teta simgelemenin mühendislik yaklaşımıyla ile işlenmesi önemli. Bu konuda bir de matematik tanımlama var ve gelecek sefer bundan bahsedeceğiz. Matematik tanımlamayı fonksiyon setleriyle yapacağız. Ve bu ders hem matematik hem de bilgisayar bilimi mühendisliği dersi olacağı için siz hepsinden sorumlu olacaksınız. Bu nedenle ders boyunca hem bir matematik dersi alıyormuş gibi matematiğe hem de bir mühendislik dersi alıyor gibi mühendisliğin mantığına özen gösterecek ve sorumluluğunu alacaksınız. Her ikisini birden yapacağız. Bu yapılan işin ne olduğunu anlamanın mühendislik yoludur. Onun için bu uygulamaları ve işlemleri yapmak zorundasınız. Siz aynı zamanda teta simgeleminin matematik tanımları olan büyük O simgelemi ve omega simgelemini de anlamaktan sorumlu olacaksınız. N'in sonsuza yaklaştığı duruma bakıldığında işin sonunda bir teta n kare algoritması her zaman bir teta n küp algoritmasına üstün gelir. En büyüdükçe formülde tanımlanan diğer terimlerin detayda davranışları anlamını yitirir. Eğer benim teta n kare algoritmam varsa bu her zaman teta n algoritmasından yeterince büyük bir n için daha hızlıdır. Diğer terimlerin ne olduğu, sabit terimlerin ne olduğu hiç önemli değildir. Aynı zamanda ön katsayının da ne olduğu hiç önemli değil. Bu her zaman diğerlerinden hızlı olacaktır. Teta en kare algoritmasını yavaş bir bilgisayarda yürütseniz bile hızlı bir bilgisayarda işleyen teta en küp algoritmasına göre daha hızlı olacaktır. Asentotik singelemenin en önemli yararı hem göreceli hızı hem de gerçek hızı karşılaştırabilme kriterlerini sağlamasıdır. Çünkü bilgisayar platformuna bağımlı bir sonuç almayız. Değişik bilgisayarlarda değişik katsayıları elde ederiz gerçek zamanda makineye bağımlı olarak değişik sonuçlar elde ederiz. Fakat girdilerin boyutunun büyümesine bakarsak asemptotlar fazla değişmeyecektir. Örnek olarak şuraya bir grafik çizeceğim. Bu eksende n'i, diğer eksende de tn fonksiyonunu göstereceğim. Örneğin bu bir teta n küp algoritmasının eğrisi. Bu da teta n kare algoritmasının eğrisi olabilir. Buna göre ismine n sıfır diyebileceğimiz öyle bir nokta olacaktır ki bundan daha büyük n değerler için teta n kare algoritması her zaman teta n küp algoritmasından daha hızlı olacaktır. İşletim için donanım gösteren hangi kasayı koyarsanız koyun. Şimdi mühendislik yaklaşımı ile bazı problemlerle uğraşmamız lazım. Çünkü bazen o kadar büyük olur ki evdeki bilgisayarlar programı çalıştırmak için uygun değillerdir. Bu nedenle böyle durumlarda bazen daha yavaş algoritmalarla ilgilenebiliriz. Çünkü bazı algoritmalar asimptotik açıdan daha yavaş olmakla birlikte sonuç verebilirler bazı büyüklüklerde bunlar daha hızlı uygulama sağlayabilirler. Bu nedenle programlama yaparken bazen mühendislik mantığımızı matematik anlayışımıza dengelememiz gerektiğinin farkında olmalıyız. Yani sadece algoritmaların çözülmesini anlamak sizin iyi bir programcı olmanızı garanti etmez. Programlamayı da öğrenmeniz lazım. Ve bu araçların pratikte ne zaman yararlı, ne zaman da yararsız olduklarını bilerek değerlendirmemiz gerekir. Şöyle bir söylem vardır. İyi bir programcı olmak istiyorsanız 2 yıl boyunca her gün kod yazarsınız. Bu süre sonunda mükemmel bir programcı olabilirsiniz. Eğer dünya çapında bir programcı olmak istiyorsanız 10 yıl boyunca her gün kod yazarak dünya çapında bir programcı olabilirsiniz. Ya da bir algoritma dersi alır, 2 yıl boyunca her gün kod yazarak yine bu sonuca ulaşırsınız. Şimdi yapacağımız işe geri dönelim. Araya yerleştirme sıralamasının çözümlenmesinde en kötü duruma bakacağız. Bu da daha önce belirtildiği gibi tersten sıralama durumu. En büyük eleman en başta ve en küçük eleman en sonda. Bu durumda araya yerleştirme sıralaması için bütün elemanların yerlerinin değişmesi gerekiyor. Döngülerin nasıl iç içe yerleştirdiğine bakarsak koşma zamanını belirleyebiliriz. Yaptığımız şey aslında toplamadır. Varsayımız ise bu durumda her birim operasyonunun belli bir süre sabiti kadar süreceğidir. Ama bu sabit konusunda endişe etmemize gerek yok. Çünkü asimptotik çözümleme yapıyoruz. Bu metonun güzelliği şurada ki gerçekten farklı olan birçok şeyin sonunda yok olduğunu görüyorsunuz. Yani şuna benziyor. Bu problemi 3 mm'den bakmak yerine 10 mm'den bakıyoruz. Bu işlemlerin her biri basit temel operasyonlar olacak. Sayı işlemleri türünde yürütülen bu işlemle ilgili düşünmenin bir başka yolu da bellek referanslarını saymaktır. bir değişkene kaç defa erişiyoruz? Bu soru bu modelle ilgili başka bir düşünce tarzıdır. Bu şekilde yaklaşıldığı zaman işlem J 2'den N'ye giderken o döngün içindeki işlemlerin toplanması haline dönüşür. Bunu da matematiksel olarak J 2'den N'ye kadar olan toplam olarak yazabiliriz. Tamam. Bu sırada bu döngü içindeki çalışma ne? Aslında bu döngünün içindeki işlemler değişiyor ama biz en kötü duruma baktığımız için her j değeri için kaç operasyon, kaç işlem oluyor ona bakıyoruz. j'nin verilen bir değeri için bu döngü içerisinde kaç kez çalışma oluyor? Biri bana bunu söyleyebilir mi asimptotik olarak? Bu C çarpı 1 sabittir. Yani teta J'dir. Burada teta J işlemi yürüyor. Çünkü döngü I eşit J eksi 1'den başlıyor ve bir sabit işlem yaptıktan sonra her adımda I'nin değeri J eksi 1'den sıfıra gidene kadar işlem sürüyor. Yani biz bu durumda teta J işi sürüyor diyebiliriz. Bunu takip edebiliyor musunuz? Evet, şimdi değerlendirebileceğimiz bir formül var elimizde. Eğer bir formülü basitleştirmek istersem neye eşittir? Pardon duymadım. Evet. Teta n kare. Güzel. Çünkü işlem birbirini takip eden sayıların toplamıdır dediğimiz zaman ne demek isteriz? Yani bunun için bizim iletişimde kullandığımız matematik terim nedir? İletişim kurabilmek için bu şeyleri bilmemiz gerekiyor. Hangi tip bir dizi bu? Evet bu gerçekte bir dizi. Bu tip dizilere ne denir? Aritmetik dizi. Güzel, tamam. Şimdi iletişim kurabileceğimiz bazı zeki insanların sınıfta olduğunu anlıyorum. Bu bir aritmetik dizidir. Aslında temel olarak 1, 2, 3, 4 sayılarını topluyoruz. Arada bazı sabitler var ama temelde 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, n'e kadar gidiyor. İşte bu theta n karedir. Bu matematiği bilmiyorsanız o zaman kitapta bununla ilgili bir bölüm var. Veyahut bu dersin ön koşulu dersini almanız gerekirdi. aritmetik serileri. Ama kabaca bunun ne olduğunu hatırlayabildiğinizi umuyorum. Evet, şimdi bu işlemleri yapmayı öğrenmelisiniz. Gelecek sefer bu konu üzerinde biraz duracağız ama teta işlemlerini ve teta ile ne tip bir mantığın çalıştığını öğrenmeniz gerekiyor. Ve burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü teta zayıf bir simgelemdir. Sağlam bir simgelem kalkülüs dersinde öğrendiğiniz Leibniz simgelemi tipi bir simgelemdir. Orada zincir kuralı iki şeyi karşılıklı olarak götürebilir. Zincir kuralında bir takım karşılıklı götürmeler, iptaller yapabilmeniz müthiş bir şey ve Leibniz simgelemindeki zincir kuralı bunu o kadar direkt anlatır ki siz bu işlemi yapabilirsiniz. Teta simgelemi bunun gibi değildir. Eğer Leibniz'e benzetirseniz başınız derde girer. Teta simgelemenin altında neler olduğunu iyi düşünmemiz lazım. Bu simgelem işleme dönük olmanın ötesinde tanımlamaya da dönük bir simgelemdir. Bu simgelemenin altında yapabileceğiniz işlemler vardır. Ama bunları yaparken neden yaptığınızı iyi anlamanız gerekir. Aksi takdirde başınız iyice derde girer. İleride teta notasyonu ile ilgili daha fazla bilgi aktaracağız. Peki araya yerleştirme sıralaması hızlı mıdır? Aslında N'nin küçük değerler için oldukça hızlı olduğu anlaşılıyor. Ama en büyüdükçe kesinlikle hızlı değildir. Onun için ben bu konuda kullanacağımız başka bir algoritmayı ise göstermek istiyorum. Bunlar da merge sort yani birleştirerek sıralama. Bunu daha sonra buraya yazacağım. Onun için not alıyorsanız sol tarafta biraz boşluk bırakın. Burada birden n'e kadar uzayan bir a diziliminin birleştirerek sıralaması var. Bu işlem 3 adımdan oluşuyor. Eğer n 1'e eşitse işimiz bitti demektir. Bir elemanı sıralıyoruz. Zaten sıralı. Tamam. Öz yinelemeli algoritma. Aksi takdirde yapmamız gereken şey a'yı birden N bölü 2'nin tavanına kadar özlemeli olarak tekrarlamak. Ve sonra da A diziliminin N bölü 2 tavanı artı 1 değerinden N'ye kadar olan işlemini yapmak. Yani biz girdinin iki yarısını sıralıyoruz. Ve üçüncü adımda da bu iki listeyi alıyoruz ve birleştiriyoruz. Bu işlemi yapmak için kullanacağımız bir birleştirme alt programını size göstereceğim. Buradaki anahtar alt program birleştirme programıdır. Ve şu şekilde çalışır. Benim iki tane listem var. Diyelim ki bir tanesi 20 ile başlıyor. Bu işi tersten yapıyorum. Onun için sıralamayı şu şekilde yaptım. Ondan sonra benden başka bir liste sıralamam isteniyor. Niye bu düzende sıraladığımı bilmiyorum ama diyelim ki böyle yaptım. Bu da benim diğer listem. Bu şekilde elinde sıralı iki tane liste var. Böylece bu A1'den N bölü 2'ye uzanan liste Ve bu iki listeyi birleştirmek için yapmak istediğim şey, her ikisinde içeren başka bir sıralı liste hazırlamak. İlk yaptığım şey, her iki listede en küçük sayının hangisi olduğunu belirlemek. Bu iki yerden birinde olabilir. Ya birinci listenin başında ya da ikinci listenin başında. Ve ben şu iki sayıya bakıyorum ve hangisinin daha küçük olduğunu belirliyorum. Bu daha küçük. Ondan sonra yaptığım şey çıkış dizilimine küçük olanı koymak ve onu kendi listemden silmek. Bundan sonraki en küçük sayı hangisi? Ve bu. Yine bu iki listenin başındaki sayılardan birisi olmalı. Bunu da o listeden siliyorum ve sıraya koyuyorum. Şimdi bu iki listeye bir kez daha bakıyorum. Bu ötekinden daha küçük olduğu için onun etrafına bir daire çizip onu da çıkış dizilimine ilave ediyorum. Şimdi kalanların arasına bakıyorum ve 9'u çıkışa veriyorum. Böylece buradaki her adım da dizimlerin boyutuna bağlı olmadan bağımsız işlemlerden oluşan adımlar olarak belirleniyor. Her bağımsız adımda iki elemana yani öğeye bakıyorum ve bunların en küçüğünü seçiyorum. Ondan sonra da dizimin içindeki bazı işaretçikleri o listenin başına doğru kaydırıyorum. Böylece zaman n toplam eleman için teta n düzeyinde oluyor. Biz buna bazen lineer yani doğrusal zaman diyoruz. Çünkü kuadratik ya da başka bir şey değil. Zaman burada neye oranlı? Yani girdi boyutuna oranlı doğrusal bir zaman. Bu basit işlemi bu listelerde yavaş yavaş yukarıya doğru yapıyorum ve sonunda en işlem yapmış oluyorum. Ve her biri sabit zaman alan işlemlerin süresi en düzeyinde oluyor. Bu toplam neye oranlı bir zaman? Herkes beni takip edebiliyor mu? Tamam. O halde bu bir öz yinelemeli bir program. Bu evrede biz bu program için bir recurrence yani öz yineleme yazabiliriz. Bunu yaparken en sayıda elemanı sıralamak için geçen zamana tn diyelim. Peki bu durumda birinci adımdaki işlemi yapmak için gereken süre nedir? Sabit bir zamandır. Gidip n'nin 1'e eşit olmadığına bakarız ve eğer eşitse geri döneriz. Bu yaptığımız her şeyden bağımsız bir işlemdir. Belirli makine komutları gerektirir ve hangi makineyi kullanıyorsanız kullanın sabit bir zamandır. Buna teta 1 diyeceğiz. İyi düşünecek olursanız aslında bu biraz mantığı kötüye kullanmak oluyor. Çünkü bunu söyleyebilmeniz için temelde neyle büyüdüğünde söylemeniz gerekir. Yine de biz bu simgelemin bu kötü kullanımdan yararlanacağız ve buna bir sabit diyeceğiz. Unutmayın ama bu simgelemeyi kötüye kullanmanın aklınızın bir köşesinde olsun. Buna karşılık T1 yazabildiğimiz takdirde işler büyük ölçüde kolaylaşacaktır. Şimdi bu iki öğeyi öz yinelemeli olarak sıralayacağız. Peki bunu nasıl açıklayabilirim? Bunu yapmak için gerekli zamanı öz yinelemeli olarak tanımlayacak olursam T içerisinde ne ne bölü 2'nin tavan değeri artı t içerisinde n eksi n bölü 2'nin tavan değeri olarak yazabilirim. Bu epey karışık oldu. Bu nedenle biraz itinasız olabileceğiz. Ve buna 2 çarpı t n bölü 2 yazabiliriz. Tekrar ediyorum bu itinasız bir yaklaşım. İlerideki problem çözme saatlerinde göreceğimiz gibi itinasız olmak aslında kabul edilebilir. Algoritmalarla ilgili en önemli olgulardan biri de bu. Yani itinalı ve kesin olduğunuz sürece istediğiniz kadar itinası olabilirsiniz. Bu gerçekten de itinasız ya da laşke bir davranış şekli. Çünkü ne olup bittiğiyle hiç ilgilenmedim ama sonuca da etki etmeyeceğini göreceksiniz. Sonuçta benim iki sıralı listeyi ki bunların toplam en elemanı var. Birleştirmek zorunluluğum var. Bunu yaparken de tt zaman alacak bir birleştirme alt programı çalıştıracağız ve bunu çözümleyeceğiz. Bu yaklaşım bize birleştirerek ekstralamanın başarımı ile ilgili bir özleme yazma imkanı verecek. Diyeceğiz ki n'in 1 olma durumunda tn teta 1'e ve eğer n birden büyükse 2 çarpı t n bölü 2 artı t tane eşittir. Çünkü ya birinci adımı yapıyorum veya diğer adımları yani birinci, ikinci ve üçüncü adımları yapıyorum. Ya birinci adımla uğraşıp işimi bitirince geri dönüyorum veya birinci adımı tamamlayınca geri dönmüyorum ve bundan sonra ikinci ve üçüncü adımları uyguluyorum. Sonra bunları birbirleriyle topluyorum. Burada aynı zamanda θn artı teta 1 de diyebilirim. Fakat θn artı teta 1 zaten θn'e eşit çünkü θ1 aslında θn'e göre çok daha düşük düzeyli bir terim. Ve onu atabilirim. Yani sonuçta tn ya teta 1dir veya 2tn bölü 2 artı θn'dir. Genelde biz ilk satırı yazmayız, burayı görmezlikten geliriz. Eğer yinelemenin çözümüne bir etki yapmıyorsa genelde sabit bazı durumları ihmal ederiz. Bu olay matematikte kabul edilen bir şey değildir. Ama algoritma yaklaşımında eğer sabit boyutlu bir girdi üzerine çalışıyorsanız bu her zaman sabit bir zaman alır. Bu nedenle bunun değeri üzerinde durmayız. Ve sonuçta da görülür ki bu tür sabitlerin öz yinelemenin asimptotik çözümlemesinin sonuçlarına etkileri olmaz. Böyle bir öz yinelemeyi nasıl çözebiliriz? Şu anda elimizde T'nin n bölü 2'nin düzeyinde ifade edilmiş bir hali var. Bu hem kitapta hem ikinci derste göreceğimiz bir şey. İkinci derste bunu çözmeye çalışacağız. Fakat bu aşamada ben size bunun boyutunu görsel olarak hayal etmeniz için açıklamalar yapacağım. Ve gelecek sefer hangi tekniklerle bunu çözeceğimizi göstereceğiz. Bu tekniğin adı Recursion Tree Teknik yani öz yineleme ağacı tekniğidir. bu tekniği gerçek öz yenilememiz yerine ona çok daha yakın olan 2 çarpı tn bölü 2 durumunda kullanacağım. Ama bunu daha kesin yazacağım. Çünkü bu oluşumu anlamanızı istiyorum ve buraya bir sabit zaman da koyacağım. Bu sabit c sıfırdan büyük bir sayı. Şimdi bu öz yinelemeye birinci adımdaki bas çalışması olarak bakacağız. Burada bir sabit kullanıyorum ve bu sabitin üst sınırının dolaylı olmasının yerine kesin bir değer olmasını istiyorum. Böyle bir özleme ağacını çözmenin yolu şudur. Bu yinelemenin sol tarafını yazmaya başlarsınız. Bunu gerçekleştirdikten ve kabul ettikten sonra bunu bir ağaç olarak yazmayı denersiniz. Bu sırada C çarpı N oranında bir iş yaparım. Ve bu işi iki ardılın üzerinde yapmam gerekir. Yani Tn bölü 2 ve Tn bölü 2'nin üzerinde. Buradaki topladığım zaman şunu elde ederim. Çünkü bu yinelemede böyle belirtilmiş. Tn eşit 2 çarpı Tn bölü 2 artı C çarpı N'dir. Elimde 2 tane Tn bölü 2 ve C çarpı N var. Sonra bunu bir daha yaparım. Burada C çarpı N var diyelim. Burada Cn bölü 2'yi elde ederim ve burada da yine Cn bölü 2'yi. Ve bunların her birinde iki tane t n bölü 4'ü olur. Ve burada da iki tane t n bölü 4 olur. Ve bunu yapmaya devam ederim. Tehlikeli noktalar. Nokta nokta nokta. Çok tehlikeli. Bu noktalardan sonra bu işlemi yapmaya devam edersen işin sonuna şöyle bir şekilde ulaşırım. Bunu aşağıya doğru yazmaya devam ediyorum. Ve sonunda bir yaprağa gelene kadar sürdürüyorum. Ve bu yaprak temelde T1'dir. Yani bu teta 1'dir. Bu evrede size soracağım ilk soru. Peki bu acil yüksekliği yani H nedir? Evet logaritma n'dir. İki tabanına göre log n. Bu değer logaritma n'e çok yakındır. Çünkü tepede n ile başlıyorum. Sonra aşağıya önce n bölü 2'ye sonra n bölü 4'e gidiyorum ve en altta da 1'e ulaşıyorum. Yani n'den başlayıp 2'ye bölerek en altta 1'e ulaşmam log n'dir. Bu nedenle ağacın yüksekliği de log n olur. Aslında bu bir sabit çarpı log n'dir ama pek fark etmez. Öte yandan bu ağaçta kaç yaprak var? Evet ağaçta kaç yaprak var? Evet ağaç yaprakları bir kez daha çok yakın çıktı. Gerçekte eğer en alta kadar devam ederseniz en kadar yaprak var. Burada basitleştirici bir varsayım yapalım. Diyelim ki n2'ye artıksız bölünebiliyor. Yani bir tam sayı kuvveti. O zaman bunun n'den t1'e gidene kadar kesin log N olduğunu görürsünüz. Bu durumda tam n sayısında yaprak olur. Çünkü bu sayı her notta yani dalda 1, 2, 4, 8 diye büyür. Bu durumda h yüksekliği içinde aşağı inildiğinde 2 üzeri h yaprağı yani 2 üzeri logen sonucu elde ederiz ki bu zaten n'dir. Burada matematik yapıyoruz değil mi? Şimdi ne kadar iş yaptığımıza bakalım. Yani bu ağaçtaki her şeyi birbirine topladığımız zaman Tn'i elde edeceğim. Hadi bu toplamayı yapalım. Bu toplamayı seviye seviye yani düzey düzey yürütelim. Birinci düzeyde ne kadar iş yapıyoruz? Sadece Cn kadar. İkinci düzeyde ne kadar yaparız? Gene Cn. Üçüncü düzeyde bunu ekleyecek olursam ne çıkar? Yine Cn. Peki bütün yaprakları toplarsam ne çıkar? Teğet en. Aslında bu CN olmayabilir. Çünkü sınır durumunda başka bir sabit devreye girebilir. Buraya kadar hep CN'di ama gerçekte teğete en. Bunların hepsini toplayacak olursam bu CN çarpı log n e eşittir. Çünkü bu yükseklik. Çünkü elimde bu kadar cn'im var. Artı teta n'dir. Ve bundan daha yüksek düzeyde bir terim olduğu için şunu görmezlikten gelebiliriz. Sabitleri atabiliriz böylece eşitliğimiz teta n çarpı log n olur. Ve teta n çarpı log n asimptotik olarak teta n kareden daha hızlıdır. Bu nedenle birleştirerek sıralama eğer girdilerin sayısı fazlaysa araya yerleşme sıralamasından daha hızlı bir sonuç verecektir. Birleştirerek sıralama daha hızlı bir algoritma olacaktır. Kusura bakmayın arkadaşlar, sizin oradan tahtayı göremediğinizi fark edemedim. Ama eğer göremiyorsanız lütfen bunu her zaman söyleyin. Bu daha hızlı bir algoritmadır. Çünkü teta n log n teta n kareden daha yavaş yürür. Ve birleştirerek sıralama bu denenle araya yerleştirme sıralamasına asimptotik olarak daha hızlıdır. Yani araya yerleştirme sıralamasını bir süper bilgisayarda çalıştırsanız bile yeterince büyük n değerindeki yerler için birleştirerek sıralamayı normal bir bilgisayarda çalıştıran biri daha çabuk olacaktır. Çünkü n kare her zaman n log n'den çok daha büyüktür. Pratikte birleştirerek sıralama 30'dan fazla girdi varsa her zaman kazanır. Eğer girdi sayısı 30'dan azsa araya yerleştirme sıralamasını kullanmak uygun olabilir. Öte yandan eğer girdi sayısı birkaç düzineden fazlaysa o zaman birleştirerek sıralamayı kullanmak gerekir. Çünkü çok daha hızlı bir algoritmadır. Evet, bugünlük ders bu kadar. Problem saati ödevlerinizi yanınıza almayı unutmayın. Ve gelecek problem saatine katılmayı da unutmayın. Çünkü burada size açıklamadığım bazı şeyleri problem saatine anlatacağım. Gelecek sefer görüşmek üzere.